Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. Mayıs ayı kampındasınız. Arkadaşlar olasılık konusunu işleyeceğiz bugün beraber. Ben anlatacağım, sen de dinleyeceksin. Evinde oturduğun yerde PDF'ini çıktığını aldıysan açacaksın PDF'ini. Ben burada sana anlatacağım. Sen de çok güzel notlar alacaksın o PDF'in üzerine ve permütasyon anlattık, kombinasyon anlattık, binom anlattık. Bugün permütasyon ve kombinasyon bilgilerimizi kullanarak sen olasılık sorularını çözeceksin. Çözmeye çalışacaksın. Şimdi öncelikle neden permütasyon ve kombinasyon bilgilerini kullanman bu konuda önemli? Çünkü olasılık dediğimiz şey sadece bir orandır arkadaşlar. Yani sen olasılıkta sonuca ulaşmak için permütasyonu, kombinasyonu kullanacaksın soruların içerisinde. Bulduğun sayıları oranla oranlayacaksın ve buna da bir olasılık diyeceksin aslında olasılık dediğimiz konu permütasyon ve kombinasyonun bir sonucu uygulaması da diyebiliriz aslında. Şimdi konumuzu işleyeceğiz. Birazdan başlıyoruz. Ama başlamadan önce kanala hala abone değilsen abone olmanı rica ediyorum senden ve bu videoyu da beğenmeni rica ediyorum. Çünkü sizin beğenileriniz ve abone sayısı arttıkça benim de moralim yükseliyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet abone olduysan ve videoyu beğendiysen konumuza bismillah deyip başlayalım artık. Şimdi arkadaşlar olasılık konumuz şöyle bir tanımla başlayalım. Sonucu belli olmayan bir deneyde elde edilmesi mümkün olan bütün sonuçların kümesini arkadaşlar örnek uzay diyoruz. Önce örnek uzayın tanımıyla başladık. Madeni bir paraya attığımızda E diye bir küme tanımlayacağız. Madeni parayı attığımız zaman olası sonuçlar şunlardır. Ya yazı gelir ya da tura gelir. Yani dik gelme olasılığını ortadan kaldırıyoruz. Yazı veya tura gelir diyoruz. Ve bunu da y ve t harfleriyle gösterelim. Bu kümemizin ismine de e dedik. Madeni iki paraya attığımız zaman da bu e kümesi ya iki parada yazı gelir. Yazı yazı. Ya birinci para yazı ikinci para tura gelir. Ya birinci para tura ikinci para yazı gelir. Ya da ikisi de tura gelmiştir diyebiliriz. Bu e dediğimiz küme bizim örnek uzayımız. Arkadaşlar bundan sonra örnek uzay diye uzun uzun söylemeyelim. Buna E kümesi diyelim. Anlaştık mı? Peki madeni parayı attık. Eyvallah. Peki zarı atmış olsaydık. Yani hilesiz bir zar düşünün. Ve ben bu zarı attım. Olası sonuçlarım neler? Ya 1 gelir ya 2 ya 3 ya 4 ya da 5 ya da 6 gelecektir. Doğru mu? Peki bir çift zar. Yani çift zardan kastımız ne arkadaşlar? İki tane zardan bahsediyoruz. Tavla zarı gibi düşün. Olası sonuçlarımız şunlardır. 1'in yanına 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 4 5 veya 6 gelebilir. 2'nin yanına da 1 2 3 4 5 veya 6 gelebilir. Bu bu şekilde gider, gider ve 6'nın yanına en son 1 gelebilir, 2 3 4 5 veya 6 gelebilir. Madeni paraya göre daha fazla sonucu var zarın. Çünkü zarın 6 tane yüzü var. Madeni paranın 2 tane yüzü var. Madeni bir para atıldığında karşımıza 2 tane durum çıkar. yazı veya tura. Peki 2 tane para atıldığı zaman kaç tane sonuç çıkar? 2 çarpı 2'den 4 tane sonuç çıkar. Bu bir yerden tanıdık geliyor. Kümelerdeki kartezyen çarpımın elemanları değil mi arkadaşlar? Eleman sayısı değil mi? Yani birinci para için 2 tane sonuç var. Yani birinci paranın kümesi yazı veya tura. ikinci paranın da kümesi yazı veya tura. Bu zarlar beraber atıldığı zaman sanki bir sıralı ikili oluşturuyorlar. Ve 2 çarpı 2'den toplam 4 tane sonuçları vardır diyebiliriz. Peki bir zar atıldığında tek zar için 6 tane durum olduğunu görmüştük. Peki iki zar atıldığında şuradaki gösterdiğimiz E kümesinin eleman sayısı nedir arkadaşlar? 6 çarpı 6'dan 36 tane elemanı vardır diyebiliriz o halde. Örneğin sınava giren bir öğrenci başarı yönünden iki durumla karşılaşır. Başarılı veya başarısızdır öğrenci. Yani bir arafı yok bunun. Pekala Aynı sınava giren 5 tane öğrenci için kaç tane durum söz konusudur? Birinci öğrenci için bakıyoruz. Ya başarılıdır ya da başarısızdır. İkinci öğrencimiz için de ya başarılıdır ya başarısızdır. Üçüncü öğrenci de, dörtte, beşte, beşinci öğrencimiz de ya başarılıdır ya da başarısızdır. Bu arada şurada bir tane ikiyi eksik yazmışız sevgili gençler. Onu da buraya ekleyiverelim durum söz konusudur. Toplam 32 tane durum söz konusudur. O zaman n tane öğrenci bu sınava girmiş olsaydı 2 üzeri n'dir sonucu diyecektik. O halde n tane para atılmış olsaydı 2 üzeri n tane sonucu durumu vardır diyecektik. n tane zar atılmış olsaydı o zaman ne derdik arkadaşlar? 6 üzeri n tane sonuç mevcuttur diyebilirdik. Pekala. Bir tanım daha. Örnek uzayın herhangi bir alt kümesine sevgili gençler olay diyoruz. Boş kümeyi imkansız olay olarak nitelendireceğiz olasılıkta. E kümesini de kesin olay olarak nitelendireceğiz. Ve imkansız olay ve kesin olay için birazdan bunların da olasılıkları kaçtır bunları bulacağız. Örnek uzayın ayrık iki alt kümesine ayrık olaylar denir. Yani bir olayla farklı bir olayın kesişimi yoksa biz bunlara ayrık olaylar diyeceğiz. Aynı kümelerdeki ayrık kümeler gibi. Örneğimize bakalım. Bir çift zar atıldığında zarın üst yüzüne gelen sayıların toplamının 9'dan büyük olma olayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci zar için hangi durumlar söz konusu? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İkinci zar için de aynı durumlar söz konusudur. Ama bunlar beraber atılsınlar istiyor ve bu gelen sonucun iki zarın toplamındaki sayının 9'dan büyük olma ihtimalini istiyor. Şimdi ben bir kere 9'dan büyük demiş ya biri atarsam yani birinci zarda bir gelirse ikinci zarda ne gelirse gelsin zaten dokuzdan büyük olmuyor. O yüzden biri sildim. İki atarsam birinci zarda ikinci zarda ne gelirse gelsin dokuzdan büyük olmuyor. Aynı şey 3 için de geçerli. Dokuz oluyor. 3 Üçle 6 ama dokuzdan büyük olmuyor. O halde ben dördü, beşi veya 6'yı seçebilirim burada. Ve dörde karşılık 5 olmaz 6 olur yani 4'e 6 diyeceğiz 5'e karşılık 4 olmaz. 5 veya 6'dır diyeceğiz. 5, 6 ve 5, 5. 6'ya karşılık ise sevgili gençler 6, 4. 6, 5 ve 6, 6. 6, 4 6, 5 ve 6, 6 sonuçları mümkün olacak. İşte bu kümenin e, tamamını e, bu elemanların tamamını içeren küme benim cevabım olacaktı. Yani cevap A seçeneğidir diyebiliyormuşuz sevgili arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer tanımımıza. Diyor ki Örnek uzayın bütün alt kümelerinin kümesinden sıfırla bir kapalı aralığına tanımlanan ve aşağıdaki aksiyonları sağlayan her p fonksiyonuna olasılık fonksiyonu denir. Şimdi bizim olasılık fonksiyonumuzun değer kümesi neresiymiş arkadaşlar? Sıfırla bir kapalı aralığıymış. Pekala. Aşağıdaki aksiyonları içeren olasılık fonksiyonu Olasılık hani fonksiyonları genelde f, g, h falan gösteriyoruz ya olasılık fonksiyonunu özel olarak nasıl dizileri mesela dizilerde onlar da bir fonksiyonlardı ve onu a n ile gösteriyorduk. Özel olarak bir gösterime sahip. Bunu neyle gösteriyoruz? P ile gösteriyoruz. Yani fx, gx, hx demeyeceğiz de buna px diyeceğiz. A, e'nin alt kümesi ve bu a olayının p, a görüntüsüne de a'nın olasılığı diyoruz arkadaşlar. Mesela o1 diye bir olay. A ya da olasılık 1. A, E'nin alt kümesi ise PA dediğimiz değer yani A'nın olma olasılığı diyeceğiz bundan sonra PA'ya. A'nın olma olasılığı diyeceğiz. Sıfırla 1 aralığında kapalı aralığında değerler alır diyebileceğiz. Pekala. Herhangi bir olayın gerçekleşme olasılığı en az sıfırdır. En çok 1'dir. Ki biz bir olay gerçekleşme olasılığı sıfırsa mesela ne diyebiliriz? benim tuttuğum takımın senin tuttuğun takıma yenilme olasılığı yüzde sıfırdır dersin. Değil mi? Bunu bu şekilde ifade edersin. Yüzde sıfır nedir? Yani mesela ben sana yüzde yaz dediğim zaman sen onu şu şekilde yazmalısın. Bakın okuyun bunu. Yüzde yetmiş Genelde şu şekilde yazmayı tercih ederiz. Ama yüzde bu şekilde de yazabilirsin. 75 beş bölü yüz biçiminde. O halde yüzde sıfırı nasıl yazarsın? Yüzde sıfırdır dersin ki sıfır bölü yüzün ben sıfıra eşit olduğunu zaten biliyorum sen de biliyorsun bunu. E madem öyle biz imkansız olaya sıfır diyeceğiz. Bu olayın ismi imkansız olay. En çok birdir diyor ya. Şimdi şunu da söyleyebilirsin. Ee, az önceki benim tuttuğum takımı senin tuttuğun takıma yenilme olasılığı yüzde sıfır O zaman yenme olasılığı kaçtır? Yüzde yüzdür diyeceksin değil mi? O halde yüzde yüzü nasıl ifade edersin? Yüzde yüz. Hani nasıl 3'te 2'yi bu şekilde yazıyorsun? %100'de budur diyeceksin. E bu 100 bölü 100'ün de sen 1'e eşit olduğunu biliyorsun. Demek ki %100 dendiği zaman 1'den bahsediyoruz aslında. Yani sen çıkıp e, sokağa e, herhangi bir şekilde dersin ki mesela bu kalemi buradan bıraktığım zaman yere düşme olasılığı nedir dersen %100'dür der herkes. Kimse şey demez. 1'dir demez. Az duyarsın. Belki de hiç duymazsın. Ama birdir denmez. Yüzde yüzdür Ama yüzde yüz ifadesi her zaman bire eşit. Onu sen biliyorsun. Dolayısıyla buna da kesin olay diyeceğiz sevgili gençler. Sonucu bir çıkan olaylar kesin olaylar. Sonucu sıfır çıkan olaylar imkansız olaylardır. Kesin olayın gerçekleşme olasılığı birdir diye de notumuzu düştük. Eğer A ile B'nin kesişimleri boş küme ise A veya B'nin olma olasılığı diye okuyacağız bak bunu. A veya B'nin olma olasılığı diye okuyoruz. Neden veya? Çünkü arada birleşim var. Kesişim olursa o zaman nasıl okuyacağız? A ve B'nin birlikte gerçekleşme olasılığı diye okuyacağız sevgili gençler. Peki burada A ile B'nin kesişimleri boş küme ise yani ayrık kümelerse bunlar. O halde PA artı PB A veya B'nin olma olasılığına eşittir diyeceğiz. Ayrık olaylardan birinin veya diğerinin gerçekleşme olasılığı iki olasılığın toplamına eşittir de denilebilir kısaca. Şimdi boş kümenin olma olasılığı yani senin Olayın yani e, varsayalım ki bir olayın olma olasını hesaplıyorsun ama o olayın içerisinde bir data yok, bir veri yok. O halde dersin ki bu olayın gerçekleşme olası da sıfırdır. Mesela şöyle sen bir veri grubu oluşturuyorsun, data grubu oluşturuyorsun. E, sokağa çıktın insanlara şunu soruyorsun. Hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Yani şimdi belirli bir marka var. X marka şampuan kullanıyor varsayalım. Ve işte bunların içerisinde Y marka var, Z marka var. Q marka var, P marka var, R marka var. 6 tane markayı sen insanlara sundun. Bu markalardan hangisini kullanıyorsun? 10.000 kişiye sordum varsayalım ve 10 bin kişiden kimse P markasını kullanmıyor varsayalım. O halde sen bu veri grubundan artık şunu çıkarabilirsin. Artık 10.000 kişiye sormuşsun ya. 10.000 birinci kişiye sorduğum zaman P şampuanını kullanıyorum deme olasılığı %0'dır dersin. Neden? Çünkü veri grubunun içi boş, bu kümenin içi boş. O halde dersin ki ee, demek ki bak bu boş ya. Boş küme ise yüzde sıfır olasılıkla var. E, P şampuanını kullanıyordur da diyebilirsin. Şimdi AB'nin alt kümesi ise PA PB'den daha küçüktür veya eşittir diyebiliriz. Çünkü AB'nin alt kümesi ise A'nın B'ye eşit olma gibi bir durumu da söz konusu. Dolayısıyla ondan kaynaklı eşitlik var. Küçüktür diyorsa da ki zaten A'nın içerisinde daha az veri vardır. Mesela şimdi X marka şampuanı kullanan 500 kişi var, Y marka şampuanı kullanan 1000 kişi varsa, sen soracağım bir sonraki kişinin tamam mı? Hangi şampuanı kullanıyorsunuz diye soracağım bir sonraki kişinin e, X marka şampuanı kullanma olasılığını Y marka şampuanı kullanma olasılığından daha az görürsün. Çünkü birini 500 kişi kullanmış, sorduğun 11 kişiden birini 1000 kişi kullanıyormuş gibi. Peki A birleşim B'nin olasılığı? Yani iki olayın birlikte olma olasılığı ve A'nın olma olasılığı ve B'nin olma olasılığı. Hepsini topluyoruz. Çünkü veya diyoruz bakın. A veya B'nin olma olasılığı. A'nın olma olasılığına B'nin olma olasılığına ne ekliyorsun. Neyi çıkarıyorsun? Kesişimlerini. Niye? iki defa toplamış olursun. Bunu daha öncesindeki bir derste de göstermiştik. Sayma dersinde. Şimdi ne yapacağız sevgili gençler? A kümesi B kümesi ki Bak kesişimleri var. Sen A kümesini ve B kümesini toplarsan kesişimi iki defa topladığın için bir tanesini mutlaka çıkarmak zorundasın. Ancak bu şekilde hesaplayabilirsin. Şimdi şuna biz ne demiştik? A'nın olma olasılığı, A'nın gerçekleşme olasılığı. Peki ben A'nın üzerine bir de çentik atarsam kümenin tümleyeni olacaktır. O kümenin dışındaki tüm elemanlar olacaktır. O halde buna da A'nın gerçekleşmeme olasılığı diyeceğim. Yani benim tuttuğum takımın senin tuttuğun takımı yenme olasılığı %60 ise yenilme olasılığı kaçtır? Tabii ki %40'tır. Neden? Yüzden 60'ı çıkardın hemen. Yani şunu söyleyebilir miyiz? %60 demek zaten 0.6 demek. %40 demek 0.4 demek. O halde sen bu 0.4'ü elde edebilmek için birden 0.6'yı çıkarman gerekiyor. %100'den çıkar, çıkarıyoruz çünkü. %100 neydi? 1'di. O zaman birden çıkarıyoruz. Değil mi? Pekala geçtik. Bir diğer sayfamıza yine bir tanımla karşılaşıyoruz. Yavaş yavaş başlıyoruz artık. Konuyu detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Mutlaka notlarınızı alın. Ee, bu soruları çözdükten sonra da ödev testlerinizi mutlaka ihmal etmeyin. Hemen çözün arkasına. Örnek uzayı oluşturan deneylerin olasılıkları eşitse yani E kümesi A1, A2 ve AN'den oluşuyorsa a AN'e kadar yani burası 100, 100 elemanlı olabilir, 5 elemanlı olabilir, 2 elemanlı, 1 elemanlı olabilir. PA1 PA2, PAN bunların hepsine eşitse arkadaşlar E örnek uzayına eş olumlu örnek uzayı denir. Eş olumlu örnek uzay A, E'nin alt kümesi iken S, A olması istenenlerin sayısıdır. S, olabileceklerin sayısıdır. Yani tamamının, tüm olayın sayısı. PA ise olayın gerçekleşme olasılığı olarak verilirse bize, sen bu PA'yı nasıl hesaplıyormuşsun bakın. İstenen durum bölü tüm durum yani isteneni tüm duruma böldüğün zaman karşına A'nın olma olasılığı çıkmış oluyor. Pekala bakalım örneklerimize. Şimdi diyor ki bir çift zar atıldığında çift zardan kastı iki tane zar. Üstte okunan sayıların toplamının 10 olma olasılığı. Şimdi benim istediğim durum neler? Ben bunları bir bulayım. İstenen durum. Mesela ben 4'ün yanına 6'yı yatarak 10'u elde edebilirim. Başka 5'in yanına 5'i atabilerek atarak onu elde edebilirim. Başka 6'nın yanına 4'ü atarak onu elde edebilirim. Başka bir onu elde etme durumum var mı? 2 tane zardan yok. Çünkü hani 3'ün yanına 7 atamazsın. 7 yok zardı. E madem öyle istenen durum kaç taneymiş? Toplam durum 3 taneymiş bakın. Peki tüm durum neydi? Çift zar var kardeşim. 6 Altı çarpı 6'dır tüm durum. O zaman ben bunu 3 bölü 36 biçimde yazıp sadeleştirirsem 1 bölü 12 cevabıyla karşılaşırım. Cevapta da denizli olur böylelikle. Peki bir alttaki soruya bakalım. 6 tane kırmızı, 4 tane beyaz, 8 tane mavi top bulunan torbadan aynı anda 3 tane top çekeceğiz arkadaşlar. Çekilen topların 3'ünün de beyaz olma olasılığını sormuş. Şimdi ben kaç tane beyaz top istiyorum? 3 tane. Bu 3 tane beyaz top istiyor meyvallah da. Kaç tane beyazım var torbada? 4 tane. O zaman diyeceksin ki bu 4 tane beyazdan 3'ünü kaç farklı biçimde seçebilirim? Bakın seçebilirim diyorum. Hmm. E seçmek neydi? Kombinasyon değil miydi? E madem öyle ben bunu şu şekilde kullanacağım. 4 tane beyaz toptan herhangi 3 tanesini seçme durumum benim istediğim durumdur. Çünkü soru benden bunu istiyor. Bakın 3'ünün de beyaz olma olasılığı. İstenen durum bu. Tüm durum ne? Tüm durum toplam 6 artı 4'ten 10 tane. 8 tane de oradan 18 tane topum var. 18 tane topun herhangi 3 tanesini seçmek de tüm durum. Çünkü elini torbaya daldırdığın zaman hangisini çekeceğini bilmiyorsun. E madem öyle istenen durumu tüm duruma bölersek cevabı bulmuş oluruz. 4'ün üçlüsü zaten 4. Peki 18'in üçlüsü bu biraz uğraştırabilir. 18 çarpı 17 çarpı 16 bölü ne diyorduk? 3 faktörel yani 6. Peki 18 ile 6'yı sadeleştirirsem şurada bir tane 3'üm kalır benim. 4 ile de 16'yı sadeleştirirsem burada bir tane 4'üm kalır. Üst taraf 1 oldu çoktan. Alt tarafta 3 kere 4 12. 12 kere 17 de 204 yapar sevgili gençler. O halde cevabımız da Edirne seçeneği olur. İşte olasılığı hesaplamak bu kadar basit. Bazen permütasyon kullanacaksın. Bazen kombinasyon kullanacaksın. istenilen durumları ve tüm durumları elde edebilmek için. Ama olasılık dediğimiz şey Bunları hesapladıktan sonra sadece birbirine oranlamak arkadaşlar. Kafanızda hikayeyi düzgün bir şekilde kurduktan sonra sizin karşınıza çıkabilecek soruların hiç yani çözememe ihtimaliniz yok zaten arkadaşlar. Tamam? Kafanızda hikayeyi doğru bir şekilde kurun ama. Pekala, bir de işlem hatası yapmayın lütfen. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. 6 tane kırmızı, 4 tane beyaz, 8 tane mavi top bulunan bir torbadan çekilen top geriye atılmaksızın Arda arda çekiyoruz. Yani elimizi daldırdık. 3 tane çıkarıyoruz. Değil bu sefer. Bir tane çekiyorsun. Kenara koyuyorsun. Bir tane daha çekiyorsun. Kenara koyuyorsun. Bir tane daha çektin. Yine kenara koydun. Geriye atılmaksızın demek bu arkadaşlar. Tamam. Birinci ve ikinci topun kırmızı. Üçüncü topun beyaz olma olasılığı. Yani kırmızı gelsin diyor birinci çekilişte. ikinci çekilişte kırmızı gelsin diyor. Üçüncü çekilişte de beyaz olsun istiyor. Şimdi ben bir kere elimi daldıracağım ve Kırmızıyı çekmeye çalışacağım. Benim kaç tane kırmızı topum var? 6 tane. O halde diyeceğim ki 6'nın birlisi kadar seçebilirim bunu ki 6'nın birlisi 6 olduğu için genelde bu 6'nın birlisi şeklinde yazılmaz soru çözümlerinde. Direkt kaç tane kırmızı top varsa o yazılır. 6 tane kırmızı top var. Peki benim toplamda kaç tane topum var? 6 artı 4 artı 8'den 18 tane topum var. Ondan 18'in birlisi yazmayacağım. 18 yazacağım. Şu an birinci çekilen topun kırmızı olma ihtimalini ben hesapladım. Şimdi geçelim ikinci topa ama şunu unutmayacaksın burada. Elini daldırdın, kırmızıyı çektin ve kenara koydun. Şu an torbadaki top sayısı azaldı. Madem öyle ikinci topunda kırmızı olma olasılığı isteniyor ya. Kaç tane kırmızı kaldı torbada? 5 tane. Peki torbada toplam kaç tane top kaldı? 17 tane. Bunu da bitirdik. Şimdi geçelim beyaz olma durumuna. Yine unutma bir tane çıkardık kenara koyduk. Bir tane daha çıkardık kenara koyduk. Torbada top 18-2'den 16 tane kaldı. Dolayısıyla tüm durum 16'dır. İstenen durum nedir peki? Üçüncü topun beyaz olmasını istiyordu. Dördün birisidir yani 4'tür. O halde bir hesaplayalım. 6 ile 18'i sadeleştirdim 3 kaldı. 4 ile 16'yı sadeleştirdim 4 kaldı. Üst taraf 5'in ta kendisi. Alt tarafta 3 kere 4 12 12 kere 17 az önceki soruda da hesaplamıştık. 204'tü. Yani cevabımız 5 bölü 204 olacak sevgili gençler. Umarım anlıyorsundur. Umarım fevkalade anlıyorsundur. E, çünkü gayet yavaş gayet basit anlatıyorum. Bu konuda eksiklik yaşamanı istemiyorum arkadaşlar. Bu videodan sonra ödev testlerinizi çözüyorsunuz. Dediğim gibi tekrar videolarım var. Bakın acil tekrar tekrarlar var. Ben sana bununla alakalı xx'ler soruda çözdüm olasılıkla alakalı ekstradan bir de P 40 soruda PKO diye bir video var PDF'li hem de bu şu ana kadar anlattığım hepsi PDF'li. İstediğin gibi indirebilirsin ücretsiz. İzledikten sonra emin ol hiçbir eksiğin kalmayacak. Ama bu videodan sonra önce ödev testlerini çözüyorsun. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Pekala. Geçtik bir diğer sorumuza. Ali'nin problemi çözme olasılığı. Şimdi iyi dinliyorsun bu soruyu. Bu soruyu anlarsan olasılıkta artık kendine ee, bir ölçü olarak biraz yükselmiş sayılacaksın. İyi dinle ama. Şimdi Ali'nin problemi çözme olasılığı 2 bölü 5. Tamam. Berk'in problemi çözme olasılığı da 3 bölü 4 olduğuna göre problemin çözülmüş olma olasılığını soruyor. Yani istediği şey sadece şu. Bu problem çözülsün. Ama kim çözerse çözülsün diyor. Peki yani. Şimdi ben şuraya şu küme Ali'nin problemi çözmüş olma ee, ihtimalinin kümesi olsun, bu olayın kümesi olsun. Şurası da Berk'in bu problemi çözme kümesi olsun. Tamam mı? Bunun olaylarının kümesi olsun. Şimdi ben ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Bu problemi çözmek istiyorum. O halde şu nedir? Ali'nin problemi çözme olasılığı. Şu nedir? Berk'in problemi çözme olasılığı. Ki ben bunları yaparken bak şimdi şu sarıyla işaretlediğim yer Ali'nin problemi çözme olasılığı. Şu turkuazla işaretlediğim yerde Berk'in problemi çözme olasılığı. Şu arada kalan yeşil yer var ya orayı ben iki defa toplarım. A'yı ve B'yi toplarsam iki defa kesişim toplamış olurum. Dolayısıyla o iki tane sayamam haksızlık olur. Her yeri bir, bir defa saysam yetecek çünkü. O halde P, A kesişim, B'yi benim buradan çıkartmam lazım. O halde P, A neydi? 2 bölü 5 artı P, B neydi arkadaşlar? 3 bölü 4'tü. Şimdi İkisinin beraber ortaklaşa çözmüş olma olasılığı nasıl hesaplanacak? Söylemiştik. İkisini çarpacağız arkadaşlar. 2 bölü 5 ile 3 bölü 4'ü çarpacaksınız. Şimdi sağ tarafın paydası 20 oldu. Ben şurayı 4 burayı da 5 ile genişletecek olursam bunların da paydası 20 olur. O zaman hiç dokunmayayım sadeleştirmeye falan uğraşmayayım. 4 kere 2 8 artı 3 kere 5 15 Eksi 2 kere 3 6 bölü 20. 8 ile 15'i topladın 23. 6 çıkardın kaç yapar? 17. Demek ki cevap 17 bölü 20 olacakmış. Cevap Bursa'ymış diyebiliriz. Bak ne kadar basit. Ne kadar güzel. Anladıkça daha güzelleşen bir konu. Ona emin ol. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Diyor ki pardon tanımımıza. Bu çok önemli. İyi dinliyorsun. B olayının gerçekleşmiş olması halinde A olayının olasılığına A'nın B koşullu olasılığı denir. Ayda bu ne? Bu konuya başlamadan önce kafanı da daha iyi canlandırabilmen için ben sana şöyle anlatayım bunu. Şimdi bak benim elimde bir zar var varsayalım tamam mı? Siz de benim karşında duruyorsunuz ama zarı görmüyorsunuz. Yani ben burayı bu şekilde kapattım. Zarı görmüyorsunuz. Ben buraya bir zar attım. Zarın sonucunu sadece ben biliyorum siz bilmiyorsunuz ve sizden ben bunu tahmin etmenizi istedim Her birinizin Bunu doğru tahmin etme olasılığınız Doğru tahmin sayısı bir tanedir sadece Dolayısıyla her birimizin bunu doğru tahmin etmesi olasılığı 1 bölü zarın 6 tane yüzü olduğu için 6'dır 1 bölü 6 olasılıkla doğru tahmin edersiniz siz bunu Bunda bir sıkıntı yok Ama ben elimi kapattım ve buraya da zar attım. Sonra da diyorum ki size kıyak olsun diye. Diyorum ki arkadaşlar, attığım zarın sonucu 3'ten büyük geldi. 3'ten büyük geldi dediğim anda hiçbiriniz şunu söyleyemezsiniz. 1 demezsiniz. 2 demezsiniz. 3 demezsiniz. Neden? 3'ten büyük geldi diyorum. Yani sizin artık tüm olayınız şu. Ya 4 gelmiştir ya 5 gelmiştir ya da 6 gelmiştir. Bunu biliyorsunuz çünkü ben size tiyo verdim. Ve bu sefer tutturma olasılığınız doğru sonuç gene bir tane. Ama tüm durumunuz değişti. 4, 5 veya 6'dan herhangi bir tanesi. Tüm durum 3 tanedir. Dolayısıyla sizin bunu bilme olasılığınız 1 bölü 3'tür sevgili gençler. Neden? Çünkü ben sizin olasılığınızı arttırdım. Yani bunu tutturma olasılığını, bunu bilme olasılığınızı arttırdım arkadaşlar. Çünkü siz ya tiyo vermiş oldum Bakın 1 bölü 6 ne kadar küçük bir sayı. 1 bölü 3 bunun 2 katı. Yani ben sizin şansınızı 2 kat arttırmış oluyorum. Buna koşullu olasılık diyoruz. Benim burada size sunduğum koşul ne? Elimi kapattım ve zar attım diyorum ki arkadaşlar 3'ten büyük geldi diyorum. Soruların içerisinde 3'ten büyük geldiği bilindiğine göre bu sayılar çift olduğu bilindiğine göre şunun şunun olduğu bilindiğine göre diyorsa koşullu olasılıktır. Bunu sakın unutma. Şimdi geçelim konu anlatımına daha kolay anlayacaksın şimdi. Bakın diyor ki A'nın B koşullu olasılığı nasıl gösteriliyormuş? A fark B ile gösteriliyormuş. Ve bunu nasıl hesaplıyoruz? İkisinin birlikte olma olasılığını B'nin olma olasılığına bölüyormuşuz arkadaşlar. Ya da bunu SA kesişim B bölü SB olarak da bulabiliyorsun ki zaten alt kısımlarında tüm durumu böldüğün zaman SB'lerin hepsi gideceği için sen PA kesişim B bölü PB diyebilirsin ya da bunların olma olasılığı kümenin eleman sayısını B'nin eleman sayısına böleceksin. Burada senin sunduğun koşul bak şu. B olduğu bilindiğine göre diyorsa sen buraya SB yazacaksın. Bak ben ne demiştim? 3'ten büyük olduğu bilindiğine göre. E 4, 5, 6'dır da 3 tane var. O zaman sen buraya 3 yazdın. İstenen durum ne? İstenen durum hem 3'ten büyük olacak hem de benim buraya attığımı bileceksin. Dolayısıyla ikisinin kesişimi yani bir tane. O halde sen buraya 1 yazdın. Olay bu. Benzer şekilde B'nin A koşullu olasılığı da B ile A'yı yer değiştirerek bunları hesaplayabilirsin. Diyelim ve geçelim diğer sayfamıza. Burası çok hoşuma giden bir yer arkadaşlar. Tam olarak anlatıyor size burada. Bakın. Aşağıda şemayla verilen deneyde her sonuç bir noktayla gösterilmektedir. Burada tablomuz 10 çarpı 16 büyüklüğünde olduğu için 160 tane nokta var. Bu noktaları içerisine alan A kümesi ve B kümesi var ve bu A kümesi ile B kümesinin de o ufak yerde kesişimleri var, var bakın şurada. Pekala E örnek uzayı için S 16 çarpı 10'dan 160 tane nokta olduğu için demek ki 160 tane olay var bu E, e kümesinin içerisinde. A E'nin bir alt kümesi olayı için Esa 6 kere 10'dan 60'tır. Bakın A'nın olduğu yer 6 çarpı 10 tipinde bir dikdörtgen olduğu için 60 tane nokta var içerisinde. B'nin olduğu yerde 5 kere 5'ten 25 tane nokta var. Peki A kesişim B'de kaç tane nokta var? 3 tane nokta var. Hepsini yazdık. SE 160, SA 60, SB 25 ve SA kesişim B 3'tür dedik. Peki bunlar ne işimize yarayacak? Bakın şimdi A olayının olma olasılığı. Nedir? 60 tane A noktasının içe A kümesinin içerisinde 60 tane nokta var. Toplam nokta sayısı 160. 60'ı 160'a bölersen A'nın olma olasılığını bulursun. Bu 1. İkincisi B'nin olma olasılığını nasıl hesaplarsın? B'nin içerisinde 25 tane nokta vardı. 25 bölü 160'dan 5 bölü 32 dersin. İkisinin beraber olma olasılığı nedir o zaman? Kesişim bölgesinde 3 tane nokta vardı. 3 bölü 160 diyeceksin bitecek. Peki A'nın B koşullu olasılığı nedir? Yani bir üst sayfada sağ alt köşede anlattığımız koşullu olas olasılıktan bahsediyoruz. Kesişim kümesinin eleman sayısı bölü. Koşulumuz hangi kümeye bağlı? B'ye. O zaman B'nin eleman sayısı 25. Bir altta da B'nin A koşullu olasılığı var. Koşulumuz A olduğuna göre e, tüm durumumuz A kümesinin eleman sayısı olacak. Yani 60. İstenen durumumuz da yine kesişim kümesi olacak. 3 bölü 60'dan cevap 1 bölü 20'dir diyebiliriz. Şimdi yine bir tanım. O tanımda da A'nın B koşullu olasılığı P A'ya yani A'nın olma olasılığına eşitse B'nin A koşullu olasılığı da B'nin olma olasılığına eşitse P A'nın B'ye koşullu olasılığı veya B'nin A'ya koşullu olasılığı PA kesişim B bölü P Burada da PA kesişim B bölü P Bunu zaten üst sayfada o mavi kısımda anlatmıştık. Bu eşitliklerden eğer bu şekilde bunlar çıkıyorsa bakın şu varsa elimizde diyoruz ki PA kesişim B, PA ile PB'nin çarpımıdır. Yani burada adam bize ne anlatmaya çalışıyor biliyor musun? Şunu eğer ki bunların kesişim kümesi yoksa, boş küme ise o zaman sen çok uğraşmayacaksın diyor. A'nın e, ikisinin beraber gerçekleşme olasılığı PA çarpı PB'dir diyor. İki olasılığı çarpacaksın diyor. Bu koşulluğu sağlayan A ve B olaylarına da bağımsız olaylar diyoruz. Şimdi burada e, bir şey daha söylemek istiyorum sana. Ufkunu açabilir o yüzden. Eksik kalmasın istiyorum. Şimdi şöyle desek mesela Galatasaray Fener derbisi var. Tamam mı? Galatasaray'ın kazanma olasılığı diyelim. Varsayalım ki %30. Tamam. Ee, Galatasaray'ı birine sordun ve %30 olduğunu söyledi. Tamam. Peki Galatasaray veya Galatasaray'ın kazanma olasılığı veya berabere bitme olasılığı nedir? diye sorsan o zaman %30'dan daha fazla bir şey söylemen gerekir. Değil mi? Çünkü berabere kalma olasılığında varsayalım %40 olsun. O zaman %30'la %40'ı toplarsın ve dersin ki Galatasaray'ın kazanması veya berabere bitme olasılığı toplam %70'tir dersin. Buradan şunu da çıkarabilirsin ki Fener'in kazanma olasılığı da %30'muş o halde. Değil mi? Peki. Şimdi ben burada veya dediğim için sana ekstra bir şans daha tanımış oldum aslında. Olasılığını arttırıyorsun sen burada. Olasılık artmış oldu. %30 artı %40. Niye veya dedim çünkü. Peki şöyle desek. Şurada bir statta ile Fenerbahçe maç yapıyor. Diğer statta da Beşiktaş'la Trabzonspor maç yapıyor. Ben şunu söylesem. Galatasaray'ın kazanma olasılığı ve Trabzon'un kazanma olasılığı desem. İkisini birlikte istiyorum ya. İkisini birlikte istediğim zaman benim olasılığım düşecektir. Neden? Çünkü iki tane farklı olayın birden gerçekleşmesini istiyorum. Hadi sadece Galatasaray'ın kazanma olasılığı. Belki tutturursun salladın dedin ki işte %30 olasılıkla Galatasaray kazanır. He %30 olasılıkla da belki kazanacak belki ama %30'dur olasılığı. Ama bir de gidip yanına dersen ki Trabzon'da kazansın Galatasaray'ın yanında. İşte bu işleri daha da zorlaştırıyor. Hem Galatasaray kazansın hem de Trabzon kazansın. Daha da zorlaşır. Bir maç daha eklersen daha da zorlaşacaktır. Olasılığın düşecektir. Değil mi? E, olasılığı düşürmek için bu olasılık dediğimiz şey hep e, sıfırla bir arasında değil miydi? Aynen öyle. Yani genelde basit kesir oluyor bunlar. Sen 1 bölü 3 basit kesir mesela. 1 bölü 4 de basit kesir. Varsayayım ki Galatasaray'ın kazanma olasılığı 1 bölü 3. Trabzon'un kazanma olasılığı 1 bölü 4. İkisinin beraber kazanma olasılıklarında ihtimali olasılığı düşürmemiz için bu iki basit kesirin çarpılması gerekiyor. İşte bu bağımsız olaylar olduğu için biri bir statta biri bir statta şöyle bir ihtimal var mı? Galatasaray kazanıyorsa %100 Trabzon kazanır diye bir durum yok. Veya Fener kazanırsa Beşiktaş Trabzon maçı mutlaka berabere biter gibi bir durum da yok. Değil mi? E madem öyle Bunlar bağımsız olaylardır. Farklı statlarda birbirinden bağımsız şekilde oynanan maçlar. O halde biz bunlara bağımsız olay diyebiliriz ve bu olasılıkları hesaplarken çarparız. Peki. Geçelim örneğimize. Şimdi diyor ki bize bir nolu torbada iki tane siyah, üç tane beyaz top var. Şimdi yani bir nolu torba şu olsun. Şu da iki nolu torba. Diyor ki birinci torbada iki tane siyah top var, üç tane beyaz top var. Tamam. İkinci orlu torbada da bir tane siyah top var ve bir tane beyaz top var. Güzel. Çekilen topun siyah olduğu bilindiğine göre, o bilindiğine göre ne demek arkadaşlar? Koşullu olasılık demek, değil mi? Peki siyah olduğu bilindiğine göre iki orlu torbadan alınma olasılığı kaçtır? Şimdi bak. Siyah olmasının ben kesin olarak siyah geldiğini biliyorum. Yani rastgele bir torba seçtim. Ve o torbanın içerisinden rastgele bir tane top sektim. Ve onun siyah olduğu kesinlikle biliniyormuş. Bize sorduğu şey ikinci torbadan alınma olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi bak. ikinci torba. Karşında kaç tane torba var? İki tane torba koymuşlar. Benim ikinci torbayı seçme ihtimalim nedir? 1 bölü 2'dir. Çarpı. Geçelim. İkinci torbayı seçtim ya şu an. Bir de onun üstüne siyah top seçme olasılığı. Bir tane siyah var. iki tane toplamda top var. O da 1 bölü 2'dir. Bölü. Şimdi tüm durum. Bu istenen durumdu. Şimdi tüm durumu hesaplayacağım. Benim karşımda iki tane torba vardı. Birinciyi seçme ihtimalim nedir? 1 bölü 2'dir çarpı bunun içinden siyah çekme olasılığım. Çünkü siyah olduğu bilindiğine göre diyor ya ben sadece siyahlarla uğraşacağım. Beyazlar umurumda bile değil artık. Peki siyah gelme olasılığı nedir? 2 bölü 5 artı gene ikinci torbayı seçme olasılığım 1 bölü 2. Bunun içine siyahı alma olasılığım o da 1 bölü 2. Üst taraf 1 bölü 4 zaten. Bölü alt tarafa bakıyorum. Şu ikiler giderse 1 bölü 5 ile 1 bölü 4'ün toplamı diyeceğim. Şurayı 4 ile burayı 5 ile genişletecek olursam üst taraf 9 olur. Alt tarafta 20 olur sevgili gençler. Ters çevirip çarpacağız. 1 bölü 4 çarpı 20 bölü 9. Bak şimdi şuradaki 4 ile buradaki 20'yi sadeleştirirsem burada 5 kalır. O halde cevabım 5 bölü 9 olur. Cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Geçiyorum bir diğer soruya. Diyor ki PA 1 bölü 4. Yani A'nın olma olasılığı 1 bölü 4. B olayının olma olasılığı da 1 bölü 4. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi genelde A kesişim B ve A birleşim B ile alakalı olasılıklar var. Peki şunu bana bir hesaplayın bakalım. PA birleşim B nedir? PA artı PB diyorduk değil mi? Bir de boş küme olsa da olmasa da şunu yazmanda bir sakınca yok. Eksi PA kesişim B mi yazıyorduk biz buraya? Aynen öyle yazıyorduk hocam. PA kaçtı? 1 bölü 4. Soruda vermiş. PB kaç? O da 1 bölü 4. İkisini toplarsam ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 2 gelir mi? 1 bölü 2. Şimdi bak. Eğer ki, eğer ki A kesişim B boş küme ise yani bu A ile B ayrı kolaylarsa boş küme ise 1 bölü 2 eksi 0 yazacaksın. Ama A ile B boş küme değilse kesişimleri de mutlaka bir olasılığa sahiptir. Sıfırdan farklı bir olasılığa sahiptir. Yani sen 1 bölü 2'den eksi bir sayı çıkarabilirsin. 1 bölü 2'den 0'ı çıkarıyorsun. Bir de 1 bölü 2'den bir sayı çıkarıyorsun. O zaman bu eşitliğin veya bu PA birleşim benim alabileceğim maksimum değer 1 bölü 2'dir. Ama 1 bölü 2'den de küçük olabilir. Ya 1 bölü 2'dir ya da 1 bölü 2'den küçük olabilir. Bu ne demek? PA birleşim B 1 bölü 2'den küçüktür veya eşittir demek. Yani cevap Bursa'dır demek sevgili gençler. Diyelim ve geçelim bir sonraki sayfamıza. Burası artık full soru arkadaşlar, öyle hatırlıyorum. Aynen, full soru. E, bu full soru olan sayfaya geçmeden önce videoyu beğenmediysen hala videoyu beğenebilirsen çok seviniriz. Şimdi, E örneklem uzayında A e alt kümesi olmak üzere. 4 tane PA ile 5 tane PA'nın tümleyeni yani A'nın olma olasılığının 4 katıyla A'nın olmama olasılığının 5 katının toplamı 23 bölü 5'miş. PA kaçtır? Bak şimdi ne diyeceğiz? 4 çarpı PA artı 4 çarpı PA'nın tümleyeni diyeceğim. Artı bir tane daha PA'nın tümleyeni. Ne yaptı? Şuranın aynısı değil mi? 5 taneydi. Onu ben 4 1 diye ayırdım. Bu nedir? 23 bölü 5'miş. Yani ben buna şöyle diyebilir miyim? 23'ü gittim 5'e böldüm bak. Burada 4 defa var. 4 kere 5 20 çıkar 3. 4 artı 3 bölü 5 değil midir bu? Ben bunu da böyle yazacağım. Şimdi geçelim şuna. Şunları bir 4 parantezine alın bakalım. PA artı PA'nın tümleyeni artı PA'nın tümleyeni eşittir. 4 artı 3 bölü 5 yapar mı yapar. Peki A'nın olma olasılığıyla A'nın olmama olasılığının toplamına biz iki sayfa önce ne demiştik? %100'dür. Yani 1'dir demedik mi? Yani şu kısım neymiş? 1. E 4 kere 1'den şu kısım 4'müş. 4 ile buradaki 4'ü sadeleştirirsem P, A'nın olmama olasılığı 3 bölü 5 miymiş? A'nın olmama olasılığı 3 bölü 5 ise olma olasılığı kaçtır? 5 bölü 5'e tamamlayan 2 bölü 5'tir sevgili gençler. Cevap C seçeneği olacaktı. Geçtim bir diğer soruya. Diyor ki bir tane zar var masaya atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayının asal ve çift sayı olma olasılığı. Şimdi hem asal hem de çift istiyorsa zaten 2'den başkası değildir bu. Sadece 2'yi istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan sadece 2'yi istiyor. İstenen durum 1. Tüm durum zaten burada 6. Demek ki cevabımız 1 bölü 6 olacak sevgili gençler. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. İçinde 4 tane mavi, 4 tane yeşil ve 4 tane sarı bilye. Yazalım. 4 tane mavi, 4 tane yeşil, 4 tane sarı bilye bulunan bir torbadan rastgele seçilen 3 bilyenin her birinin farklı renkte olma olasılığı. Yani MYS biçiminde olma olasılığı sorulmuş bize. Şimdi maviden bir tane çekeceğim o zaman. Yeşilden bir tane, sarıdan bir tane. O zaman 4'ün birlisi çarpı 4'ün birlisi çarpı 4'ün birlisi diyeceğim. Yani 4 tane bundan 4 tanesinden birisi 4 tanesinden birisi 4 tanesinden birisi bölü ben kaç tane top çektim? 3 tane toplamda değil mi? Peki yukarıda kaç tane topum vardı benim? 12 tane. 12 tane toptan herhangi 3 tanesini çektim. Güzel. Tüm durum bu. 12'nin üçlüsü. İstenen durumda 4'ün birisi çarpı 4'ün birisi çarpı 4'ün birisi. Peki madem öyle eşittir diyelim. 12'nin üçlüsü yani 4 çarpı 4 çarpı 4 bölü 12'nin üçlüsünde 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 faktöriyelden 6 yazarsam Bak burada 12 ile 6 gider. Burada bir mis gibi 2 kalır. Bu 2 ile şunu sadeleştirdim. 2. Bu onu 2'ye böldüm. 5. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 2 kere 2. 4. 4 kere 4. 16 yapar. Ve 5 kere 11 de 55 yapar. O halde cevabımız ne olacakmış sevgili gençler? Adana seçeneğindeki 16 bölü 55 olacakmış diyebiliriz. Geçtim bir sonraki soruma. Bir zar atıldığında zarın üst yüzüne gelen sayının çift geldiği bilindiğine göre bu sayının asal sayı olma olasılığı kaçtır? Koşullu olasılık olduğunu biliyorsun. Niye? Bak yine o kelimeden var. Bilindiğine göre diyor. Bilindiğine göre demek koşullu olasılık demek. Çift geldiği bilindiğine göre diyor ya o zaman tüm durum neymiş? Ya 2 gelmiş bunu biliyoruz. Ya da 4 gelmiş ya da 6 gelmiş. Yani şöyle düşün ben zarı kapattım attım diyorum ki arkadaşlar zar çift geldi haberiniz olsun. Kimse 1 demez 3 demez 5 demez niye çift geldi diyorum çünkü değil mi? Ya madem öyle 2 4 6'dan bir tanesi geldiği bilindiğine göre. Bu sayının asal olma olasılığı. Ya asal bir tane var bunların içinde 2. O zaman istenen durum bir tane. Tüm durum 3 tane. Demek ki cevabımız 1 bölü 3 olacakmış sevgili gençler. Pekala. Geçelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki 4 tane bayan 3 tane erkek yüzücü. Yani 4 bayan 3 tane erkek yüzücümüz var. Bir de 5 bayan 12 erkek paraşütçümüz var. Yüzücüler ve paraşütçüler var. Seçilen kişinin bayan olduğu bilindiğine göre diyor. Bu ne? Gene koşullu. Niye? Bilindiğine göre diyor. E şimdi madem öyle bayan olduğu biliniyorsa ya şunlardır ya bunlar. 4 tane bir yerde var. 5 tane bir yerde var. Toplam 9 tane bayan olduğu için tüm durum 9'dur. Üste yazacağım? Diyor ki yüzücü olma olasılığı. E yüzücü bayanlar burada değil mi? Kaç tane? 4 tane. O zaman cevabımız neymiş? 4 bölü 9'muş diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim bir sonraki soruya. Bir kapıyı İçinde 5 tane anahtar bulunan bir anahtarlıktan sadece iki tanesi açabiliyor arkadaşlar. Bu kapıyı açmayı deneyen birinin ikinci denemesinde kapıyı açma olasılığı. Şimdi bazen olasılık soruları senden böyle ilginç şeyler isteyebilir. 5 tane anahtar verecek sana. E 2 tanesi kapıyı açan anahtar. E senin ikinci denemende kapıyı açma olasılığı. Yani birinci denemende açmamanı istiyor. Güzel. Kapıyı açan anahtarları şu şekilde göstereyim. Kapıyı açmayan anahtarları da şu şekilde göstereyim. İlk denememizde kapıyı açmamamız isteniyor. Kapıyı açmayacaksak ben şu 3 anahtardan birini seçmişimdir o zaman. 3 bölü toplam anahtar sayımda 5 olduğu için 5'tir dedim. Şimdi çarpı devam edeceğim. Çarpı. İkinci denememizde açma olasılığımıza 2 bölü 5 yazmayacağız. Niye? Hı. E bir tane anahtarı denedik o açmıyor ya onu kenara koyacaksın da değil mi? Yani açmıyor zaten. Niye bir daha içine koyup da karıştırıp çekesin ki? Zaten açmıyor. O halde biz diyeceğiz ki sevgili gençler burada açmayan anahtarlardan birisini seçtik ve olmadı ya varsayalım ki şunu seçtik olmadı. Peki ikinci denememizde kapıyı açma olasılığımız iki tane açan anahtarımız var hala kıyıda köşede. Toplamda da dört tane anahtarımız kalmıştı. Bölü 4 diyeceğiz. E şurası 1 bölü 2 değil midir zaten? Çarparsak 3 kere 1, 3, 5 kere 2, 10. Demek ki cevabımız kaçmış? 3 bölü 10'muş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Son 2 soru kaldı artık. İyi dinliyorsun. Yoruldum biliyorum ama lütfen iyi dinle. Derse su gibi aktı geçti valla. Ben nasıl geçtiğini anlamadım. Bir kapıyı içinde 6 tane anahtar bulunan bir anahtarlıktan sadece 2 tanesi açabiliyor. Bu sefer durum şu. 2 tane açabilen anahtar var. Dört tane açamayan anahtar var. Doğru mu? Doğru. Bu kapıyı açmayı deneyen birinin en çok ikinci denemesinde kapıyı açma olasılığı. Şimdi bak. Şimdi bak. Burada senin olasılığın artıyor. Nasıl artıyor hocam? Baban geldi sana 6 tane anahtar verdi varsayalım. Dört tane açamayan anahtarım var, 2 tane de açan anahtarım var. Diyor ki, hadi diyor sana iki tane şans veriyorum diyor. 2 şans veriyorum diyor. Bu kapıyı aç diyor. Yani ya birinci denemende açacaksın ya da ikinci denemende. Mesela birinci denemende şansın vardı açtın. Kazandın bitti. Birinci denemeyi açtın. Açılmadı. O zaman ikinci şansın var. Demek ki bu ikisinin toplayacağız biz. Yani olasılığımızı artırmak için topluyorduk yani. O zaman burada da bulduğumuz olasılıkları toplayacağız. İki tane durum var önümüze. Birinci durum ilk denemede açılması. İlk denemede açtık. İkinci durum arkadaşlar nedir? İlk denemede açamadık. İlk denemede açamadık. İkinci denemede açtık. Tüm durumumuz bu. Şimdi madem öyle ilk denemede açma olasılığımız ne? İki tane zaten açan anahtarım var. 2 bölü 6. Artı toplayacağız dedim değil mi? Neden? Çünkü olasılığımı arttırmam lazım. Şansımı arttırıyorum çünkü. Artı İkinci denemede açma olasılığımız için nasıl bir yöntem uygulayacağız? Hani üstteki sorudaki gibi. İkinci denemede açacağız. Ya. O zaman ilk denememizde açamayacakmışız. Bu ikinci durum bak. İlk durumu geçtik artık. Onu hesapladık. İlk durum geçildi. Şimdi ikinci durumu hesaplıyorum ben. Birinci denememizde açamama olasılığımız nedir? 4 bölü 6'dır. 4 tane açamayan anahtar var çünkü. Çarpı bir tanesini denedik açma diye onu kenara koyduk artık. Açabilen 2 tane anahtarım var. 2 bölü tüm toplam anahtarım 5. Madem öyle ben şurayı güzelce bir 5 ile genişleteyim de. 10 artı şurası kaç yaptı? 8 bölü. Tüm durumumuz 5 kere 6'dan 30. 18 bölü 30. 18'i 6'ya böl bakayım. Kaç gelir? 3. 30'u 6'ya böl. Kaç gelir? 5. O zaman benim cevabım 3 bölü 5 olacak diyeceğim sevgili gençler. Şimdi son soruya geçiyoruz. Son soruya geçmeden önce ee, senden ricamız Konuyu beğendiysen, tamam mı? Ee, kanala gidiyorsun, abone oluyorsun. Abone olduktan sonra da bu videoyu güzelce bir beğeniyorsun. Sonra ben sana bu soruyu anlatıyorum. Bak gecenin saat kaç olmuş? Ee, sahur yapacağız birazdan. Ben sana video çekiyorum. Ee, sen de emeği karşılıksız bırakmayıp bir beğen butonuna tıklıyorsun. Daha sonrasında ben sana soruyu anlatıyorum ve sen ee, bu videoyu izledikten sonra sen akşam bunu saat 9'da izleyeceksin. Şu an 50 dakika falan olmuş videoyu başlatalı. 46-47 dakika falan olmuş sanırım. Ee, saat 10 gibi 5-10 dakika mola ver. Saat 10 gibi hemen ödev testlerini çözmeye başlıyorsun. Tamam mı? Daha sonrasında olasılık e, oturacak. Oturduktan sonra da benim sana linkte bıraktığım, açıklama kısmındaki linkte bıraktığım videoları izleyip, soruları çözüp sonrasında istediğin gibi denemede permutasyon neti, olasılık neti, kombinasyon neti yapmaya başlıyorsun. Tamam soruları kaçırmayacaksın buna emin olabilirsin. Şimdi ben soruyu çözüyorum sen de umarım bir beğeni atıp bir daha bunu olmuşsundur. Geçelim bir diğer sorumuza. Diyor ki birbirine paralel olan D1 ve D2 doğrularından D1 doğrusu üzerindeki 5 tane nokta bak burada 5 tane nokta varmış. Ve D2 doğrusu üzerindeki 4 tane noktayla. Bak burada da 4 tane nokta varmış. Mümkün olan bütün üçgenler oluşturuluyor. Biz bunu permütasyonda yapmıştık sanırım değil mi? Kaç tane üçgen oluşur soruları falan vardı ya hani hatırlıyorsan. Oluşan üçgenlerden rastgele seçilen birinin yalnızca bir köşesinin D1 doğrusu üzerinde olma olasılığı. Yalnızca bir tane tamam 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 güzel. Yani ben istenen durumu bir yazayım. D1 üstünden bir tane nokta seçeceksin diyor. Çünkü bir tane köşe oluşturacağız. D1 üzerinde 5 tane nokta olduğu için 5'in birlisi 5. çarpı D2 üzerinden o zaman 2 tane nokta seçeceğim. Niye? Bir tanesini buradan seçtiysem 2 tane buradan seçeyim ki üçgen çizeyim de bir şu şekilde. Madem öyle, madem öyle. 4'ün ikilisi kadar seçebilirim. Çünkü alt, alt tarafta D2'de 4 tane e, nokta var. Ben bunlardan ikisini seçeceğim. 4'ün ikilisiyle seçerim. O zaman 4'ün ikilisi kaç? 6. 5 kere 6 benim istenen durumummuş. Bölü tüm durum. Toplam kaç tane üçgen çıkarabiliyorsak tüm durum odur zaten. Kaç tane üçgen çıkarabiliriz? Biz bunu nasıl yapıyorduk? Toplam 9 tane noktam var. Bu 9 tane noktadan herhangi 3 tanesini seçerek üçgen sayılarını bulabilirim. Ama şu D1'in üzerinden seçtiğim 3 tane nokta bana üçgen belirtmiyor. Eksi 5'in üçlüsü eksi Aşağıdaki D2'nin üzerinden seçtiğim 3 tane nokta bana üçgen vermez. Çünkü bak şimdi şunu 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 seçtin. Hadi üçgen oluştur. Nasıl oluşturacaktın? Oluşturamazsın. 4'ün üçlüsünü çıkardık. 5 kere 6 30 yapar. Bölü. 9'un üçlüsü kaç? 84. Eksi 5'in üçlüsü kaç? 10. 4'ün üçlüsü kart kaç? 4. Burası 30. Alt tarafta 84'ten 14'ü çıkarıyorsun. 70 yapar. O 2 sıfırı da görmezden gelebilirsin değil mi? Şu şekilde. O halde cevap kaçmış? 3 bölü 7'ymiş sevgili gençler. Evet. Güzel video oldu. Şimdi senin işin ne? Senin görevin ne? Senin sorunun ne? Alt kısımda bakın ödev testi var ya. O ödev testini bir güzel parçalıyorsun. Tamam mı? Ödev testini bir güzel parçalıyorsun. Sana burada cevap anahtarını da bıraktım. Ee, cevap anahtarlarını aşağıya koydum. Haberin olsun. 2 ee, tane sanırım ödev testim vardı. Aynen. Birinde 16 tane soru var. Diğerinde kaç tane soru varmış? Bir bakalım 16. Toplam 32 tane soru bu konuyu dinledin, anladıysan bu 32 soruyu rahatlıkla çözebilirsin. Çözdükten sonra da açıklamalar kısmına bıraktığım linkteki önerdiğim videolara bak. Senin için yararlı olabilecek videolar önerdim ben orada. Linklerini de tek tek oraya koydum. Onları açıp izliyorsun. PDF'leri de var. Çıkar, çıkarabilirsin. Benle beraber de çözebilirsin. Çözdükten sonra yapamadıklarını benden de kontrol edebilirsin. Bunları bir güzel çözüyorsun. Ondan sonra bak sana gerçekten çok samimi söylüyorum. Denemelerde de soru kaçırmayacaksın. Sınavda da soru kaçırmayacaksın. Nereden? Permütasyondan, kombinasyondan, olasılıktan soru moru kaçırmayacaksın artık. Diyeyim ve gerisini sana bırakayım artık. Ee, bu süreçte Allah yardımcınız olsun gençler. Gerçekten işiniz zor ama bu süreci iyi değerlendirin. Bol çalışarak değerlendirin, sıkı çalışarak değerlendirin. Diyelim ve videoyu noktalayalım. Bir isteğiniz arzunuz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.